Galatasaray'da hedef 12 puan, 20 milyon euro. Devler Ligi'ne 3 puanla başlayan Galatasaray'da Fatih Terim, sabah 8'de geldiği Florya'da maçı analiz etti, hedefi belirledi. Terim, toplanacak puanlar ve üst tur ödülüyle birlikte elde edilecek 20,3 milyon euro ile kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim galibiyete karşın mesaiye dün sabah 8'de başladı. Florya'ya sabah erkenden giden Terim, 50. Moskova karşılaşmasını bir kez daha izleyip, koşu mesafeleri ve 90 dakikanın analizini yaptı. Terim'i analiz esnasında en çok üzen konu, Bado Endaye'nin kırmızı kart görmesi oldu. CJHALKE Porto maçı berabere bitince, tecrübeli teknik adamın, Endaye'nin Moskova maçındaki başarılı oyunu sonrasında, zorlu Porto deplasmanında oynayamayacak olmasına hayıflandığı öğrenildi. Sıcağı sıcağına maç değerlendirmesinin ardından Fatih Terim ile ekibi, bir üst tur adına hesaplar yapmaya başladı. Gruptaki Schalke-Porto maçının da berabere bitmesi de Galatasaray'ı mutlu ederken teknik heyetin Şampiyonlar Ligi parolası da netleşti. İstanbul'da kazan, deplasmanda kaybetme. Deplasmanda en kötü beraberlik. Şampiyonlar Ligi'nin başarı ödüllerinin Galatasaray Kulübü için öneminin her zaman altını çizen Terim ve ekibi, puan hedefi olarak 12 rakamını belirledi. Galatasaray teknik heyeti en kötü ihtimalle deplasmanlardan asgari mağlup olmadan dönüp, iç saha maçlarını kazanarak 12 puan ile üst tura çıkılabileceği görüşünde birleşti. Bu önemli hedef gerçekleşirse kulüp çok ciddi bir gelire sahip olacak. Sarı Kırmızılılar, elde edecekleri 12 puan 10,8 milyon euro ve bir üst tura yükselme ödülü olan 9,5 milyon euro birlikte tam 20,3 milyon euroyu kasasına koymuş olacak. Kaynak, Hürriyet.